Artık günümüzde çok az yerde yapılan çok eski bir meze yapacağız. Yine değişik. Beraber açıyoruz paketi. Markası hiç önemli değil. Dondurulmuş midye kullanıyoruz. Taze midyesi olan çok daha lezzetli. Elma sirkesi 1, 2, 3 yemek kaşığı. Çok daha lezzetli bir tarif yapar. Çok eski bir Rum mezesi. Üstünü geçecek kadar su. Her zamanki kural, sıvı ürünü geçecek. Sadece 20 dakika sirkeli suda bekleterek tarife başlıyoruz. Bu arada burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Suya koyduğumuz midyeler hemen kendini salıyor. Ve şu içlerindeki saçakları görüyor musunuz? Dışarı atıyor. Şunları koparıyorsunuz. Mutlaka temizliyoruz. Bu şekilde tek tek ayıklıyoruz. Bakalım. Bakın mesela bunda yok. Ama bunda var. Mutlaka bunları temizliyoruz, yemiyoruz. Vücudumuza saygı gösteriyoruz. Ve sonuncu tek tek temizledim. Görüyor musunuz? Üşenmedim. Çıkanları görüyor musunuz? Siz bunları yemek ister misiniz? Kimse yemek istemez. O zaman yiyecek kişiye de saygı göstermek lazım ve bunları temizlemek lazım. Midyeleri tekrar şöyle bir alalım. Şöyle tekrar bir sudan geçirdikten sonra burada yarım kilo dondurulmuş midye var temizlediğimiz. Ama suyunu süzdükten sonra 350 grama düşüyor. Bunun birazını ayırayım, çok az, şöyle 100 gramını kadar. Bir tane de meze göstereyim size. Başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz. Madem elimi sürdüm, ben daha alalım şöyle. Bu kadarı ikinci meze için yeterli olur. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen ocağın altını kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Şöyle bir tava kullan. Aa, bu büyük gelir. Hatta şöyle daha küçük bir tava kullanayım. Ya Koray, bu kadar önemli mi? Daha güzel görsel olur. 1 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Bu arada ben şırnak taşkak yaparken 1 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 orta boy soğan. Bu tarifi orada Alperen vardı. Ailesi Rum asıllı. Bir tim vardı bizde, inanamazsınız. Makine mühendisi, bilgisayar mühendisi. Bu arada yemekte şekilde soğanları kesiyorum. Tarih öğretmeni, İngilizce öğretmeni. Peki diyeceksin Koray, bu adamlar nasıl timli? Kimisi Kıbrıs'ta okumuş, kimisi yurt dışında okumuş ama denklikleri yok. YÖK tanımıyor. Üniversite mezunu sayılmıyorlar. Ama göreceksiniz ha, değil mi? Kadroyu kur, yönetimine getir, ülkeyi yönetir. Ya Koray, mideyi Şırnak'ta nerede buluyorsun? Şırnak'ta iyi bilir. Şırnak'ta her şeyin çaresi vardır, ölüm hariç. İlk tarif Alper'in tarifi. Fırsat buldukça, mide buldukça her zaman yapardı. Kulakları çınlasın, hiç görüşemiyoruz da çünkü yurt dışında. 100 kere de çağırmıştır ha. Benim de böyle bir huyum var. Kim çağırsa gitmiyorum. Gözüme yağ az geldi. Biraz daha şöyle 2 yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı koyuyorum. Pembeleşinceye kadar karıştır. Akşam mince ye, sabah dağlarda terörist kovala. Ne günlerde. Bazılarına bunun hikaye geliyor ama bir nesil böyle yaşadı. Şöyle bir pembeleşinceye kadar bırakıyorum. O pembeleşinceye kadar hemen 2 tane havuç. Havuçları sizden istediğim ince ince. Havuçlar devreye giriyor. Hayat çok enteresan. Bir dönem kader birliği yaptığınız insanlarla görüşemeyebiliyorsunuz. Karıştır. 2 tane biber. Acı istemeyen riske girmesin. Charleston biber kullansın. Şöyle ortadan ikiye keselim. Daha sonra yuvarlak yuvarlak. Ben burada çekirdekleriyle birlikte kullanacağım. İsteyen çekirdeklerini içinden çıkartabilir. Tamamen tercih meselesi. Daha sonra biberler de oynar. Sıralama ve süre çok önemli. 2 dakika boyunca soğanla birlikte havucu ve biberi kavuruyorum. Ve 2 dakika boyunca burada pişmeye bırakıyorum. 2 dakika sonra bir su bardağının 4'te 3'ü kadar oda sıcaklığında içme suyu ilave ediyorum.
yavaş yavaş kaynamaya başladı. Patates, Koray patatesi şimdi mi ilave edeceğiz? Patates geç pişen bir ürün değil mi? Geç pişen bir ürün ama her zaman aynı kurallar işlemez. Bu tarifte patatesi şu an atıyoruz. Şu büyüklüğe tekrar bakalım. Sonra kafalarda soru işareti olmasın. Görüyorsunuz değil mi? En fazla tavla zarı büyüklüğünde. Hemen oyna. Karıştır. Üç sarımsak. Koray neden baştan atmadık? Her tarif aynı değildir. Böyle papağan gibi ezberlenmiş. Hep aynı yoldan yapılmaz tarifler. Şöyle iyice sarımsakları küçülttükten sonra sarımsaklar da oyuna. Bir çay kaşığı şeker. Bir çay kaşığı tuz. Karıştır. Karıştır. Altını iyice kıs. Kapağını kapat. 10-15 dakika. Ocağın ısısına göre 20 dakika. Sebzeler yumuşayana kadar pişir. 15-20 dakika oldu. Beraber açalım kapağını. Şimdi burada hemen bir test yapacağız. Pişti pişmedi. Bakın. Patates pişmiş. Ama o kadar iyi pişirmişiz ki farkındaysanız dağılmıyor. Dağılmaması da çok önemli. Hemen bir havuç testi yapalım. Bak havuç da pişmiş. Görüyor musunuz? Kolayca kesiliyor ama dağılmıyor. Burası çok önemli. Devam ediyoruz. Bir domates. Domatesi küp küp keseceğiz. Ama küçük küçük. Küp küp kesin. Yine tavla zarı büyüklüğünde. Püf noktası. Bir yemek kaşığı un. Tam domatesden önce. Şöyle dağıtarak. Harika. Klasikçiler. Unu öldürmedin. Un bu safhada eklenir mi? Karıştır. Siz yine bildiğinizi yapın ama doğrusu bu. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sıra artık midyelerde. Üstüne 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı, altını kıs ve bu işlemi ocağınızın en küçük gözünde yapın. 5 dakika boyunca pişmeyi bırakıyorum. Tam 5 dakika oldu. Bakın beraber açıyoruz. Sulanmış olması lazım. Görüyor musunuz? Evet. Sulanmış. Şöyle bir kez karıştıralım. Şöyle içlerine gömüyoruz. Evet görüntü daha da güzelleşti. Bir 5 dakika daha. 5 dakika daha pişti. Altını kapatıyorum. Normalde benim bunun üstüne kornişon turşu atmam lazım. İlk başta kornişon turşu atmam lazım ama atamıyorum. Neden? Çünkü tezgahın üstüne koyduğum salatalık turşularını Barbaros yemiş. Ben yedim onu diyor. Ne olacak? Ya, tamam maç seyrediyoruz, evde yemek yapıyoruz ama tarifi de doğru verelim değil mi? İnsanlara saygımız olsun. Bir de üstüne üstlük trip. Vay efendim benden değerli mi? Çıkar alır gelirim diye. Ulan saat 3 nereye gidiyorsun? Neyi alıyorsun? Süsledikten sonra bak sıcak haldeyken atıyorum. Kornişon turşusu olan, Barbaros gibi arkadaşı olmayan kornişon turşusu da kullansın. Ulan Barbaros, ben hiçbir kız arkadaşımdan senden gördüğüm tripleri görmedim be bu yaşama kadar. Nasıl gözüküyor? Artık bu soğumak için köşede sırasını beklesin. Midyeler. Üstünü şöyle geçecek kadar su. Söz verdiğim gibi ikinci mezeyi yapayım. İkinci Rum mezesi. Esasında normalde yapmam turşu olayından sonra ama söz verdim diye yapıyoruz. Kaynamaya başladığı anda altını kısıyorum ve kapağını kapatıyorum. 8 dakika boyunca haşlanacak. Sadece 8 dakika. 8 dakikadır kaynıyor. Zaten rengi dönmüş farkındaysanız. Hemen şöyle alalım. Midyenin çiğ kokusunu alacağız. Böyle yapışmaz bir tava kullanmanız şart. O ıslaklığı alacağız. Bakın böyle artık yapışmaya başladığı anda hemen altını kısıyorum. Limon. Galeta unu. Bir yemek kaşığı galeta unu. Çok eski bir Rum mezesi. Artık çoğu meyhanede bile yapılmıyor. Ancak Kurtuluş taraflarındakinde. Çok yaşlı abilerimiz var. Onların olduğu yerde. Kapağını kapat. Altını kıs. 2-3 dakika pişmeye bırak. 2 dakika sonra bir daha bakalım. İyice rengi döndü.
kokusu, kızarmış ekmek kokusu haline geldi. Altını kapatalım. Bir... Tavaya bu lezzeti kırıntılar gitmesin diye 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı. Daha sonra zeytinyağı üstüne. Bundan sonrası artık restoranta değişen limon. Balzamik sirkesi. Bakın parmağımla damlatacağım sadece. 7-8 damla. İster dereotu, ister maydanoz. Siz nasıl istiyorsanız size kalmış. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz muhteşem bir meze. İster sıcak ister soğuk. Ben soğuk yemeği tercih ediyorum ama sıcak da güzel. Hemen şunun bir tadına bakalım. Yaz görüntüyü görüyor musun? Açın ağzınızı, şunun bir tadına bakın. Gönlüm şunu tabağa almaya el vermedi. Böyle tadına bakacağız. Çünkü gönlüm el vermedi. Şöyle midesinden. Şöyle patatesi. Havucu. Bak parlaklığı görüyor musunuz? Kaşıkla alıyorum. İnsanın kendi yaptığına bu kadar güzel oldu, şöyle doğru oldu demesi ne kadar doğru bilmiyorum ama görüyor musunuz? Yağ oranına, su oranına, en ufak bakın su damlamıyor. Farkında mısınız? Açın ağzınızı. Her zamanki ilk lokma size. İnanın şov. Biraz daha limonlu olabilir. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be. Bilhassa dükkan sahipleri, restoran işi yapanlar bu kıyakları babanız yapmaz. Artık bunları menüye koyalım. Hep aynı şeyleri yedirmeyelim. Şunu bir kere yiyen 2-3 tabak yer. Bir şeyler yorumlarken yemek isteyenler, 5 çayında yemek isteyenler, akşam yemeğinde eşiyle dostuyla yemek isteyenler bu tarifi kaçırmamalısınız. Ha bu arada unuttun mu zannettiniz saat gece 3'te olsa izleyip abone olmayan vicdansızlar. Tabii ki sizi unutmadım. Hiçbir zaman da unutmayacağım. Hepimize en sağlık tekrardan herkese selamlar.